Otomobil Meraklısı Ardalkan'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Otomobil nabzını tam gaz tutmaya devam ediyoruz. Evet, ÖTV indiriminden sonra özellikle talebin artmasından dolayı bazı fabrikalarda üretimlerine ara verdiğini, çip sorununun tekrar çıkmaya başladığını açıkçası haberleri peyderpeye gelmeye başlıyor arkadaşlar. Ve bunun ilk habercisi olarak Ford özellikle Almanya Köln fabrikasındaki üretimi yarı iletken çipten dolayı durdurmuştu. Ve Ford Fiesta üretimi yaklaşık 3-4 aydır üretilemiyordu ve diğer modelleri de kapsıyordu. Şimdi ÖTV'den sonra zaten çoğu markada %80'likten %50'ye düşen dilimlerdeki arabaları bulmakta oldukça güçleniyorduk arkadaşlar. Ki indirimle birlikte bu etkisini daha da hissettirmeye başladı ve gün geçtikçe açıkçası talebin de bu yöndeki arabalara çoğalması sebebiyle bir talepte artma söz konusu. Bayiye giden arkadaşlar ve bu arabaları soran arkadaşlar zaten bunları bilecektir. İndirim geldi ama bayilerde sıfır araba bulma konusunda hepimiz sorun yaşıyoruz. Ve buna bir yenisi daha ekleniyor arkadaşlar. Toyota çip tedarik sorunu nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durdurduğunu açıkladı. Ve Toyota'nın Adapazarı'ndaki fabrikasında yine çip arzındaki sıkıntılar nedeniyle arkadaşlar bugün itibariyle ve 5 Eylül'e kadar çip sorunu nedeniyle araç üretimine ara verildiğini duyurmuş. Yani Toyota şu an itibariyle 15 gün arkadaşlar yine araç üretimine ara verdi. Zaten gidiyorsunuz bayilerde 1 ay, 15 gün, 45 gün sonraya size sıra veriyorlar. Kapora alıp sizi işlemiyorlar ve bu durumla birlikte açıkçası buradaki sürenin uzayacağı kanaatine gelmeye başlıyor. Bu olayları biliyorsunuz daha önce yaşadık arkadaşlar, gördük. Bir de arkadaşlar işin ikinci el boyutundaki özellikle bir açıklama yapılmış. İzmir Otokent Yönetim Kurulu Başkanı açıklamış arkadaşlar. Piyasada sıfır araç bulunmadığından ve ÖTV'nin geri çekilmesinden dolayı piyasanın düşmesinin mümkün olmadığını ve bayilere araç almaya gidince de 2 veya 3 ay sıra beklediğinden dolayı ve fiyatların da zam olarak yansıdığından dolayı piyasada özellikle araç satışlarının ikinci el piyasasının düşmediğini, ikinci el piyasasının satışlarının güzel gittiğini dile getiriyor arkadaşlar ve 3 ay sonra bu bayiden araç tesliminden dolayı ikinci el piyasasının bundan olumlu yönde etkileneceğini söylüyorlar. Yani yine değişik değişik oyunların altyapıları ve senaryoları hazırlanıyor gibi duruyor arkadaşlar. Buradaki durumda tabii ki ihtiyaç ve beklentilerinize göre bu durumu iyi değerlendirin ama yine çok değişik şeyler olmaya başlıyor gibi sanki. 2-3 ay sonraya zaten burası Türkiye, neyin fiyatının sabit kalacağı, neyin fiyatının değişmeyeceğini kimse garanti edemez. Her zaman bu tarz fırsatlarda ön plana çıkıp ilk başta almak isteyenler tabii ki karlı olarak gözükebilir. Tabii ki bunun karlı olup olmadığını da zaman gösterecek arkadaşlar. Son durumları araba ihtiyacı olanlar buna göre değerlendirmelerini yapıp ona göre kararlarını versinler. Tabii ki arz talep meselesidir bu. Talebin düştüğü bir durumda arkadaşlar, talebin azaldığı bir durumda tabii ki her şeyin fiyatının tabii ki düşmesi muhtemeldir. Ama sıfır araç taleplerine olan yoğunluk belli başlı markalarda oldukça fazla. Zaten bayilere giden arkadaşlar da bilecektir. Bazı markaların ellerinde arabaları var, bazı markaların ellerinde arabaları bulunmuyor. Ama çip sorunu küresel çapta diğer markalarda etkilerse gene bizi eski terane sorunları tabiri caizse kusura bakmayın arkadaşlar eski oyunlarla yine karşı karşıya kalabiliriz diyerekten piyasayı iyi takip edin, ihtiyacı olan arkadaşlar iyi analiz edip ona göre karar versinler arkadaşlar. Biz ama ben size sıcağı sıcağına gelişmelerle, son dakika bilgilerle tarafsız bir şekilde yorumlarımızı sizinle paylaşıyoruz arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.